Hayat'ın katkılarıyla hazırlanan Kitap ve Hayat programı devam ediyor. Evet Ustad TV izleyenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden belirtelim. Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş 3. Kitap ve Kültür Fuarı'ndayız. İki özel konuğum var. İki özel konuğum düşünür Metin Acıpayam ve düşünür Hulusi Er Yılmaz. Efendim öncelikle sizleri bir tanıyalım Metin Bey. Metin Acıpayam 1992 Kahramanmaraş doğumlu. 24 yaşında. Kendini bildi bileli okuyan, okumaya çalışan ve yazan ve düşünen bir insandır. Bir müellifin kendiyle alakalı söyleyecekleri sadece bunlardan ibaret olduğunu düşünüyor. Sözü Ulus Hocam'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Maraş'a gelip böyle Ahir Dağı'na karşı sizin gibi güzel insanlarla olmak, bir de estağfurullah hocam, böyle ulusal bir fuar organizasyonunun içerisinde olmak benim için büyük bir bahtiyarlık. Evet hocam. İsmim Hulusi Er Yılmaz. Ankara'da ikamet ederim. Aslen Nevşehirliyim. Aslında Kahramanmaraş'ta da çok şeyiniz var hocam. Kahramanmaraş benim ikinci vilayetim sayılır. Fakat biraz daha gayret ederse birinci de olur. Neden olmasın yani? Evet, çünkü hocam, buradaki mesele bir insanın dünyaya geldiği topraklardan ziyade mensubu olduğu topraklarda inandığı değerlere hizmet edebilmesiyle alakalı. Ben evet, hizmeti hocam nerede edersem ora benim memleketimdir. Evet, bu tür bir şeyle girizgah yapmakta yarar var. Sağ olsunlar burada kardeşlerimiz var. Çok ciddi emekleri var gelmemizde. Bizi, sizleri dahil muhterem babanız Ali Haydar Tu başta olmak üzere. Metin Bey, Mesut Bilal Bey, Mesut Bilal Buğday, Veysel Altunbay gibi çok değerli dostlarımız vesile oldular, çağırdılar. Biz de koşa koşa geldik. Evet, çok seviyoruz Maraş ve buradaki dostlarımızı. Peki nasıl buldunuz hocam organizasyonu, kitap fuarını? Üç dönemdir geliyorsunuz zaten. Evet. Zaten Maraş'a ayrıyetten de geliyorsunuz her zaman. Neler değişmiş? Şimdi bu sorunuza Maraş'ı Maraş içinde değerlendirmekten evvel evet, Türkiye'deki kitap fuarlarıyla alakalı bir değerlendirme yaparak girmek lazım. Naçizane benim fikrim, Türkiye'deki kitap fuarları arasında Kahramanmaraş ve Malatya fuarı şu anda Türkiye'nin lokomotifi durumunda. Türkiye fuarlarının lokomotifi evet, durumunda. Hocam. Bunun ikisi arasında bir kıyaslama yapmak istemiyorum şimdilik. Evet, ama hocam, Maraş'ı biraz daha hareketli görmek isterdim. Bu sene biraz yavaş gidiyor. Evet, sanki bir gevşeklik var. Geçen yıllardan kalma bir gevşeklik var. Alaka inşallah 10 gün boyunca devam edecek. Bizim beklediğimizin biraz altında gibi. Kahramanmaraş'tan daha fazlasını bekliyoruz. Yani Kahramanmaraş çok kadim bir toprak aslında. Yani bunca güzel insanı çıkartan, bunca müellifi olan, bunca neşriyat çalışması olan, bunca düşünür mütefekkir olan hepsi bir yerde. Necip Fazıl'ın yurdudur burası. Necip Fazıl Kısakürek'in yurdudur burası. Biraz daha gayretli olmasında yarar var. Ben arzu ederdim ki, hatta düşündüğüm şuydu. Avrupa'da belli yerlerde uluslararası kitap fuarları yapılmaktadır. Evet hocam. Burası artık bizim evimiz. Türkiye'nin kitap fuarı. Neden olmasın uluslararası bir kitap fuarı? Ama işte şeydeki düzenlenen tertipte baktığınız zaman şekilde bir uluslararasılık var gibi gözüküyor. Fakat tatbikatta içeridekilere baktığınız zaman uluslararasılıkla alakalı bir çalışma yapılmışa benzemiyor. Yani uluslararası demek yabancı yayın evlerinin de burada bulunması demek. Yabancı yazarların da getirilebilmesi demek. Şimdi çok bu noktada baskı altına almak gibi değil ama biz yapıcı yol gösterici bir şey olsun diye söylüyorum. Muhterem belediye başkanımızın da bu konuda gayretkar olduğunu biliyorum. İnşallah dördüncüsünde burada biz Avrupa'nın yazarlarını da görmek isteriz, gelsinler. Evet hocam. Bu bizim Avrupa'ya vereceğimiz bir mesaj da olur. Türkiye'nin artık
kendi küllerinden, kendi havzasında tekrar toparlandığının bir işareti olur diye düşünüyorum. İnşallah Maraş çok büyük ümit vaat ediyor ülkemiz için de nasip olursa. Fakat yine bir teklif olsun buradan yetkililere. Çok inceleme fırsatım olmadı. Osman Bey, yeterince buradaki süreç plan nasıl işleyecek fuarda? Fakat şundan yanayım. 14 asır önce Cahiliye Mekkesi dediğimiz yerde Ukaz panayırı gibi bir panayır yapılabiliyorsa, evet hocam, şairler yarışıyorsa, güzel sözleriyle yarışmalar yapılabiliyorsa, bu platform biraz daha diyalog, kendi arasındaki yazarların kaynaştığı, evet, gençlerin istidatlarını, evet, başarılarını ortaya koyma gayretlerinin olduğu, yarışma kısmı muhakkak olmalı, atışma kısmı muhakkak olmalı. Yani sadece pazar olarak kalmasın buralar diye düşünüyorum. Evet. Ki böylelikle bu işte başarısı olanlar, muvaffakiyet gayreti olanlar öte tarafta etiketi ve piyasası olanların altında ezilip gitmesin. Yani bunu ben hakkaniyet çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum. Fırsat eşitliği burada da olmalı. Yani kalemi güçlü bir yazar fark edilmemiş olabilir. Bunun için uygun bir ne sağlamak lazım? Kendini ifade etme imkanı sağlamak lazım. Genç yazarların teşviki, evet, genç şairlerin teşviki. Bunlar ödül ve yarışmalarla yapılabilir. Şu an burada fuar girişinde şiir okuyan gençler, söyleşi, evet, yapan genç yazarları görmeyi arzu ederdim. Ama inanıyorum bizde bu istidat olursa, bunu ortaya koyarsak ilerleyen zamanda, evet hocam, Kahramanmaraş buna da ev sahipliği yapacak diye, evet, düşünüyorum. Peki Metin hocam, siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Organizasyon nasıl olmuş? Siz Kahramanmaraş'tasınız her zaman. Kahramanmaraş, Osman Bey, 1920 ruhuyla hareket eden, o 1920 ruhundan aldığı aşk ve veçh ile dünya, yeni dünya düzenini değiştiren, vakalar ve hadiseler bütünüyle ilim, fikir ve sanat başkenti olmaya layık bir, evet, memleketin adıdır. Kesinlikle. 1920 ruhu dediğimiz o ruh, cihan tarihini değiştiren vakalara gebe kalmıştır. O 1920 ruhundan aldığı aşk ve şekle Müslüman Türk milletinin en büyük şairi olan ve en büyük müellifi olan Necip Fazıl Kısakürek Hazretleri 1943 yılında Büyük Doğu dergilerini çıkarmış ve o dergiyle beraber ilk sayısında aynen Hulusi Hocam şu ifadeyi kullanmıştır ki, en büyük şerefim Maraşlı olmak bahtiyarlığımdan gelir demektedir. Evet, evet. Buradan anlıyoruz ki Kahramanmaraş 1920 tarihinden itibaren emperyalist güçlere başlattığı alem şumul mücadeleyi fikri sahada yetiştirmiş olduğu Necip Fazıl'la teşhillemiş ve bu teşhille beraber de ilim, fikir, sanat mülahazalarının, evet, sürekli bir şekilde yapıldığı bir başkent olma, evet hocam, mertebesine yükselmiştir. Evet. Bu bakımdan bu organizasyonu diriliş ve silkiniş hamlesinin 2016 ayağı kabul etme mecburiyetindeyiz. Evet hocam. Bizi sadece kitap, okuma, düşünme, fikretme mevzu ve meseleleri ayağa kaldırır. Bunun içinde tek vasıta kitaptır, tek vasıta yazı yazabilme kabiliyetidir. Onun için bu organizasyonu fevkalade önemsiyorum. 1920 ruhunun 2016 ayağı olarak değerlendiriyorum. Evet hocam. Hocam genç yaştasınız. Onlarca da kitabınız var. Nasıl başladınız, evet, kitap yazmaya? Nasıl bir etken oluştu size kitap yazmaya yönelmek için? Fikri kitaplarınız daha çok. Doğru. Kitap yazmak, Hazreti Yunus diyor ki yazmasam ölecektim diyor. Evet. Onun için bir takım şahsiyetlerde demek ki yazma varoluş sebebidir. Evet hocam. Aynel vaki ben kendi dünyamda da böyle görüyorum. Benim için sadece hayat okumak, düşünmek ve yazmaktan ibarettir. Evet. Yazma meselesiyle alakalı da şöyle bir hatıramdan bahsedeyim. Ben 24 yaşındayım. İşte 11-12 yaşlarında Necip Fazıl Kısakürek Hazretlerini bir gün rüyamda görmüş. O rüyayla beraber bir gün demiştim ki eğer elime kalemi alırsam ilk eserim Necip Fazıl'la alakalı olacaktır demiştim. Evet. O rüyada şöyleydi. Büyük bir meydanda Necip Fazıl büyük bir kalabalığa hitap, evet, etmekte.
ben de arkasından nacizane yetişip elini öpme durumundayım. Üstad arkasını dönüyor ve diyor ki benim gençlerim benim bile elimi öpmez diyor. Evet ve ben birden uyanıyorum ve bu rüyadan sonra diyorum ki eğer bir gün elime kalem alma cüretini gösterirsem ilk eserim Necip Fazıl olacaktır. Evet hocam. Ve o söze binaen medeniyetimizin büyük dehası şu an 5. baskıda o eser o rüyanın tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Evet hocam. Yazmaya o eserle başladım. Ve diğer eserler devam ederek geldi. Çalışmalarla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Çalışmalarımızla alakalı. Biz Müslümanlar olarak bugün Osman Bey mevcudu kabul edemeyiz. Evet. Çünkü mevcudu inşa eden biz değiliz. Biz olmadığımız için de yeni dünyada, yeni dünya düzeninde biz bundan sonraki asırda sevk ve idare mahareti verebilecek hissiyata maliksek, bu hissiyata hakimsek Anadolu'dan diriliş ve silkiniş hamlemizi başlatmamız gerekiyor. Bu mevzuda her çalışmamız mevcudu kabul etmeyen, mevcudun karşısına alternatif koyan tarzdadır. Evet. Ve benim her mevzuyla alakalı 5 türde eser çalışmam vardır. Bundan kısaca bahsedeyim. Sözü Hulusi abiye bırakayım. Estağfurullah, buyurun lütfen. Tamam. Her mevzunun bende bir tetkik çalışması vardır. 2. Her mevzunun bir terkip, bunları izah edeceğim kısaca, terkip çalışması vardır. 3. Her mevzunun tatbik çalışması vardır. Her mevzuyla alakalı ilmi müdevven dediğimiz, kadim İslam tarihinde derlenen ilim olarak ortaya çıkan ilmi müdevven çalışmamız ve her mevzuun da mülakatlarını hazırlamaktayım. Bu şu demek. Şimdi lisan meselesini ele alacak olursak, lisanla alakalı saf ve kuru bilgileri işlemek, değerlendirmek o mevzunun tetkik çalışmasıdır. Lisanla alakalı dün ile bugünü sentezleyip ortaya yeni bir şey, yarını inşa ederken yeni bir şey çıkarabilmek terkip çalışmasıdır. Ve o mevzuun müessese fikrini ortaya koyan tatbik çalışmadır. O mevzuyla alakalı kim ne düşünmüş, ne yazmış, ne fikretmiş. Bunların hepsinin bir araya geldiği çalışma ilmi müdevven, derlenen ilim çalışmasıdır. Ve o mevzunun ehil insanları, ehliyet ve liyakat gözetmek suretiyle ehil insanlarından oluşan mülakatlarını da yapmak yine şahsıma aittir ve o da 5. çalışma olan mülakatlar çalışmasıdır. Ve her mevzunun asgari 5 çalışması mevcuttur. Bu bunu kadar kapsamlı evet ve hocam şumullü bir çalışma programı. Hocam aynı soruyu size de yönelteyim. Nasıl başladınız yazmaya? Gençlerimize ne önerirsiniz? Şimdi ben yazarım bir kendimde oluşan tanımıyla başlayayım da. Evet evvela. Hocam. Benim ilk kısmı Metin Bey izah ettiği için evet o kısmı Baki aynen katıldığımı belirterek devam edeyim üzerine. Benim gözümde yazar denilen adam bir isyan sahibi adamdır. Bir isyan olmalı. Bir şeye isyan olmalı. Evet. Her şeyi kabul etmiş bir adam sadece mevzuun yorumcusu olabilir. Bir kişinin yazar olabilmesi için muhakkak birine, bir düzene, zamana, üzerindeki bir otoriteye isyan olması lazım. Tabii ki sadece isyan olmak bir yönüyle anarşik bir fiil gibi, isyan sahibi olmak anarşik bir fiil gibi geliyor olsa da isyanın ahlakıyla bütünlediğimiz zaman bunu işte bizim kendi medeniyet havzamızda, değerlerimizde bulunan çok muhteşem bir şey çıkıyor diye. Biraz evvel Metin kardeşimin Necip Fazıl'ın Kahramanmaraşlı'yla alakalı söylediğine şöyle bir ek yapmak istiyorum. Ben de 5 yaşında 1983 yılında ilkokula gönderildim ailem tarafından. Daha doğrusu kendi isteğimle gittim 5 yaşında. 3 ay içerisinde arkadaşlarım çizgi çizerken artık okumayı yazmayı öğrenmiş. 1. senenin 2. yarısında Mart Nisan ayı gibi İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'yi ezberler duruma gelmiştim. Evet hocam. 38 yaşındayım. Eğer bugünkü edindiğim mefküre ve dünya görüşünü bana o zaman anlatacak birileri olsaydı ben İstiklal Marşı'nı yine ezberde bilmek isterdim. Fakat Gençliğe Hitabe'yi Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini değil Necip Fazıl'ın Gençliği Hitabesini okuyor ve ezberliyor olmak isterdim. Evet hocam. İşte bu bizim tercihlerimizle alakalı. Bize
1923 yılından bu yana babalarımıza, dedelerimize dikte edilen bazı şeylerin çözülmeye başlamasıyla alakalı bir konudur ki 2016 ayağı dedi Metin Bey. Çok doğru bir tespittir. Bu şube bugün doğru çalışmalı. Buradan her birimizin belirli mesuliyetleri var. Bu şubenin doğru çalışması demek önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için ümit var olmamız demek. Öyle değil mi? Evet hocam. Ben yazarlıkla alakalı tanımı kesinlikle bir isyan sahibi olmak, bu isyanı da ahlaklandırabilmekle özetlerim. Ve gençlik bizim için çok önemli. Bizim bir gençlik tanımına ihtiyacımız yok. Evet hocam. Bizim için tanımlanan, birileri tarafından ortaya konulmaya çalışılan bir medeniyet tasvirine ihtiyaç zaten yok. Evet hocam. 1914 yılında kasaplarında insan eti satan sözde bir uygarlığın 1800 küsürde diktiği özgürlük anıtından bizim alacağımız bir şey yok. Evet hocam. Ve bu medeniyetin sancağı Kahramanmaraş'ta eğer yere düşmüşse, buna ben katılarak söylüyorum Metin kardeşime, bu medeniyetin diriliş sancağı, silkiniş sancağı tekrar düştüğü yerden ayağa kaldırılacaktır. Bizim bir sevdamız var. Evet hocam. Onun için buradayız. Evet. Konuya gelmişken hocam, 15 Temmuz gecesi neler yaşadınız, neler hissettiniz? Aslında o gece hainler de eğitimliydi. Yani evet. Okumuş insanlardı. Bizimle o insanları nasıl bir kıyaslayamayız aslında da bizi yani okumuş insanlar sonuçta. Geçen hafta Kayseri Taş Mektep Sultanisi'nde gençlerle Medeniyet Gençliği Yeniden Doğuyor isimli bir konferans buluşmamız oldu. Orada bir konuya şöyle değindim. Çok coşkulu bir kalabalıktı. Gençlerden çok memnunum bu arada. Kayseri Taş Mektep Sultanisi'nin tüm gençlerine de selamlarımı iletmek istiyorum buradan. Çok değerli bir süre geçirdik orada. Bir insanın zeka düzeyi ve hafızası muhteşem olabilir. Evet hocam. Bir bilgisayar kadar bilgileri, verileri kafasına kaydeden bir yapıda olabilir. Evet hocam. Bu bizim devrimizin açmazlarından biridir. Nedir biliyor musunuz? İnsanları bilgi yükü yapıp adam yapmayı ihmal etmek. Adam olmaklıklarına gerektiği kadar eğilmemek. İşte biraz önce siz kendiniz söylediniz. 15 Temmuz'da bu milletin kafasına mermi sıkan, bu uçakları kullanan adamlarda nasıl bir zeka olması lazım? Dehşetengiz bir zeka olması lazım. Nasıl bir bilgi olması lazım? Muhteşem bir bilgi olması lazım. Adamda ilim var, fen var, bilgi var, donanım var, mücehhez, teçhizat var. Vatan sevgisi yok, bayrak sevgisi yok, Allah korkusu yok. Ayaklarımın altında bu benim. İşte bizler bir şey inşa edeceksek önce kendi medeniyetimizin hafızasında helal süt emmiş çocuklar inşa edeceğiz. Bir memleketin çöpçüsü de, sütçüsü de, ekmekçisi de, aşçısı da, doktoru da, hekimi de, valisi de öncelikle vatanını sevmek, bayrağını sevmek ve bu milletin değerlerine sadakatten mesuldür. Evet. Gerisi teferruattır. Evet hocam, aynı soruyu size de yönelteyim hocam. Sizler neler düşünüyorsunuz bir aydın olarak 15 Temmuz gecesi yaşananları? Şimdi 15 Temmuz ve benzeri vakalar bitmiş değil. Evet hocam. Devam ederek gelecek. Sebebi şu, çünkü biraz önce bahsettiğim Kahramanmaraşlı'nın 1920'de başlattığı o asil, o zarif, o latif ruh ve o ruhun ete kemiğe bürünmüş cemiyeti Anadolu'dur ve Müslüman Türk milletidir. O ruhta dirilme, silkinme, ayağa kalkabilme ve mazide olduğu gibi yeniden tüm mazlumların sesi olabilme. Yerdeki karıncayı dahi müessirinden aldığı, eseri yapan müessirine bağlılığından dolayı, müessirine bağlılıktan dolayı eseri incitmeme ahlakı üzerine kurulmuş yeni bir dünya düzeni. Bir medeniyet devleti, bir medeniyet cemiyeti ve bir medeniyet milleti. Bunun eşittir diyebiliriz, eşittir Türk milleti. Çünkü mazide 1000 yıl mazlumun sesi olmuş, mazluma kulak vermiş. Bu milletten başka hiçbir millet yoktur. 1400 yıllık İslam tarihi. Atide de çıkmayacaktır bence. Çıkmayacak. Atide de çıkmayacaktır. Hiç ümitli olmamak lazım. 1400 yıllık Hulusi abi İslam tarihi Türk'ün tarihini atlamak suretiyle yazılamaz. Çünkü İslam tarihi demek Türk tarihi demektir. Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlılar. Üç büyük medeniyet devleti.
Ve onun inşallah AK Parti ile beraber, yeni gelen iktidarla beraber o mazi ruhunu hadi bakalım canlandıralım. Hadi bakalım tekrar mazideki haleti ruhiyeye kapılalım diye siyasi mecra inşallah cemiyette de Türk aydın kadrosunda da karşılığını bulacak. Batılı bunu görüyor. Şer ocakları bunu görüyor. Küfür ittifakı bunu görüyor. Evet hocam. Ve yerli taşeronlarla, yerli örgütlerle illegalleşmiş, piçleşmiş maymunvari örgütlerle beraber bu Anadolu milletinin diriliş ve silkiniş hamlesini her vesilede dindirmek, sindirmek ve bitirmek istiyor. Evet. Ama Allah bu milleti seviyor. Bu milleti sevdiği için muhafaza ediyor ve her yaptıkları faaliyet ve her yaptıkları işleri Allah'ın izniyle bundan sonra kendi başlarına çevirecektir. Evet hocam. İnsanlar plan yapar fakat Allah'ın planı galip gelir. Evet hocam. Fethullah Gülen rems şahsiyettir. Şu açıdan rems şahsiyettir. Bin yıllık Türk'ün, bin yıllık terakkiyatını, İslami inkişafını 2016 yılında durdurmaya malik, durdurmaya kastetmiş ve zaten coğrafya olarak da kendilerinin kucağında olan ve 40 yıldır hain olan zatın ta kendisidir. Evet hocam. Ömer Halis Demir adına düzenlendi bu yılki Maraş Fuarı. Ömer Halis Demir aslında Sütçü İmam'dır. Sütçü İmam da Ömer Halis Demir'dir. Aynı ruhtur. Evet hocam. Aynı düşmana karşı silahını sıkmış, hedefe yönelmiş. Sütçü İmam Maraş'ta Fransız'a, o da yerli Fransız'a sıkmış. Evet, bu münasebetle 15 Temmuz'da yaşananları Allah bu milleti seviyor, muhafaza ediyor ama tekrar yaşanacağı kanaatindeyim. Çünkü doğum yaklaştıkça medeniyet devletini kuracak o bebek, o insan ana rahmine doğru yaklaştıkça onun başında kanlı neşterlerle bekleyen o zalim hekimler o doğumu engellemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Evet, yapıyorlar. Hemen Hulusi Hocam'a döneyim. Hulusi Hocam, bu konuyla ilgili eklemek istediğim bir iki evet, şey var. Hocam. Müsaade ederseniz. Tabii hocam, buyurun. 15 Temmuz vakası ile alakalı kişisel bir hikaye anlatımına hacet yok. Çünkü şehitlerimiz var. Onlara hürmeten o gece neler olduğunu falan anlatmaya gerek yok. Fakat kurşunların altındaydık. Yanımızda kardeşlerimiz şehit oldu. Bu ümmetin kan davasıdır. Evet. Muhakkak surette bunun bedeli ödetilmelidir. Velev ki bizim haberimiz yoktu, biz bilmeden hizmet ettik diyenlerin de ifadelerine evet hocam, çok hassasiyetle yaklaşılmalı ve kolay kolay da bu işten kimse paçasını yırtmamalıdır. Bununla alakalı gereken işlemlerin yapılacağını ben başta Sayın Reis evet Cumhurumuz olmak üzere devlet ricalinden bekliyorum. Bakınız evet, mesuliyetle ilgili bir şey söyleyeyim size. İmam-ı Gazali Hazretlerine bir terzi geliyor. Diyor ki, üstad, hocam, ben bir terziyim. Yalnız içimde bir sıkıntı var, içim rahat etmiyor. Bir zalim padişah var. Ben bu zalim padişaha elbise dikiyorum. Günahkar olur muyum? İmam-ı Gazali'nin verdiği cevap çok enteresan. Niye günahkar olasın? Sen zalimin ta kendisisin. Günahkar olan sana o ipliği veren. Evet hocam. Çok güzel. Yani burada kimin zulmün içerisinde fiilen bulunduğunun eline silah alması farziyet yoktur. Evet. Bulunduğu mevkilerde, marif sisteminde, milli eğitim sisteminde, devletin belli kademelerinde kadrolaşma, soru çaldırma, adam yerleştirme, para toplamadan tutun, hepsini total değerlendirmek lazım. Metin Bey'le biz bu konuyla alakalı bir istişarede bulunduk. Evet, hemen bir konumuzun içindeyken söyleyeyim hocam. FETÖ neşriyatı ile ilgili bir Diyanet İşleri evet Bakanlığı'na, başkanlığına bir şeyiniz oldu, dilekçeniz evet oldu. Nedir bu efendim? Sanırım 18-19 Temmuz'du. Evet hocam. 18-19 Temmuz, bu tarih tam emin değilim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bazı camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda gözüme çarpan bir sıkıntı iletmek istedim. Evet, adamlar bu darbeyi yaptı. Ondan öncesinde kimse gidip de bu üzerinde işte falanca yayın evi yazıyor, Fethullah Gülen yazıyor, bunu çıkartın diyememişti ama biz o günün olmasıyla birlikte hemen Diyanet İşleri Başkanlığı'na böyle din işlerine bir başvuruda bulunduk. Zaten kendini bilen imamlar, o gece çıkıp da sala vermekten imtina etmeyen imamlar, müezzinler zaten o neşriyatı koymamışlardı oraya. Evet. O gece bir imtihandı.
O gece bu milletin imtihanıydı. Mihenk taşıydı. Birileri ellerinde bayraklarla çakı bile yok. Evet. Kendilerini tankların altına, F-16'ların altına atarken birileri de markette sigara makarna kuyruğuna geçmişlerdi. O birileri de makarna aldığını, devletten makarna aldığıyla birilerini tahrip etmeye çalışan, efendime söyleyeyim, hor görmeye çalışan bir zümreydi. Rabbim bu millete zeval vermesin. Hakikaten bu milletin şahsında İslam medeniyeti tekrardan yeniden canlanacak. Biz buna inancımızı bir daha katladık 15 Temmuz'da. Evet. Hakikaten 15 Temmuz öncesinde kendinde çok büyük cesaret görmeyen insanların bile o gece ne olduysa aslan kesilmesi. Aslan kesilmesi. Kendisi söyleyen birçok arkadaşımız var. Ben normalde bir adamla kavga falan edecek olsam biraz çekinirim ama o gece bana bir şey oldu. İşte bu Allahu Teala'nın bu ümmete gönderdiği sekinetin kendisidir. Bu sekinete mukayyet olmak lazım. Evet. Gevşememek lazım. Evet. Daha da sıkılaşmak lazım. Evet Ustad TV izleyenleri, programımızı kısa bir reklam arasından sonra devam ettireceğiz. Ustad TV ekranlarından ayrılmayın. Kervan Pastaneleri ve Restorant'ın katkılarıyla hazırlanan Kitap ve Hayat programı devam edecek.